Başlarda ne olduğunu bilmiyorduk tabii. Öyle gel git Bravo. falan biraz böyle takılmaya geliyorduk açıkçası. Ama zaman geçtikçe daha da ciddiye aldık. Kendimizi geliştirdik. Maçlara gittik. Güzel bir halimiz oldu anlayacağınız. Yani bir fikstür geldi önümüze, çıldırırsın yani, kafayı yersin. Hal böyle olunca insanın ne oynama zevki kalıyor, ne bir şey kalıyor. Hani yetersiz hakemlerden dolayı da insana canı çok sıkılıyor. Yani bizim için tahsil edilen sahaların kötülüğü, yapılan işler, ya oyunun içerisinde bile oyun çizgilerini biz çekiyoruz yani, öyle söyleyeyim. Durumun saçmalığı buradan anlaşılacağı üzere çok farklı bir boyutta yani. Tabii haliyle alışıyor insan. Federasyon bir şeyimizi karşılamıyor ki. Bak misal, hem yol parası bizden, hem konaklama bizden. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Ya abi, bu sporun gelişmesini istiyorsan sporcuya destek olacaksın. Kulübe destek olacaksın. Gelişim böyle olur. Mesela geçen sene bizim ikinci etap Ordu olmuştu. Orada sahaya bir gittik. Maç oynayacağımız sahaya. Suni çim, yapay çim. Şimdi beyzbolda dört kale var. Koyulan kalelerin çime saplanması lazım normalde. Bu suni çimde olduğu zaman olmuyor. Tabii hatırlıyorum, Barış abiyle ben 13 yaşında falan tanıştım. Beyzbol ilk başladığım zamanlar, tabii onun son senesiydi ben başladığımda. Birlikte iki turnuvaya falan gittik. Ya eğlenceliydi. Şimdi oynadığım pozisyonda bana ilham veren diyeyim insanlardan biridir Barış abi zaten. Tabii eğleniyorduk oğlum, ben abinin elinde büyüdüm resmen yani hani. Aramızda benden 5 tane daha olan boy farkıyla birlikte böyle yan yana geziyorduk abimle. Aile ya. Burası ailem gibi. Ne diyebilirim ki?